Kayseri Mutfağı'ndan merhaba. Bugün evde nasıl şalgam yapılır onu göstereceğim sizlere. Ama onun öncesinde ufak bir hatırlatmam var. Tarif Küp uygulamasını hala indirmediyseniz cep telefonu ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip hemen kullanmaya başlayabilir. Yazılı ve videolu tariflerime kolayca ulaşabilir ve günlük menülerden faydalanabilirsiniz. Hadi hemen tarifin yapımına geçelim. 3 tane sebze kullanacağız. Şalgam, mor havuç ve pancar. Genellikle şalgam denince insanların aklında mor havuç uyanıyor. İkisi farklı sebzeler. Bu arada bu Türkiye'de satılan şalgamlardan farklı bir cins, beyaz şalgam. Türkiye'dekiler biraz daha yuvarlak, top şeklinde oluyor ve kenarlarında bir hafif morluk oluyor. Şimdi sebzeleri soyarak başlayacağım. 1 kilogram şalgam kullanıyorum. Dört tane de pancar kullanacağım. Yine pancarı da soyuyorum. Şimdi de soyduğum sebzeleri dilimleyerek kavanozlara yerleştireceğim. Ben 4 litrelik 2 tane kavanoz kullanıyorum. Dilerseniz 8 litrelik bir büyük kavanoz da kullanabilirsiniz. Kullandığım kavanozlar cam bu arada. Havuçları şöyle diklemesine dilimliyorum. Şalgamları da kalın yuvarlak dilimler halinde doğruyorum. Yine pancarları da dilimliyorum yuvarlak şekilde. Kavanozlara birer avuç nohut ve bulgur atacağım. Bu fermentasyonu hızlandıracak. Şöyle olabildiğince dolduruyorum. Kalın bulgur kullanıyorum bu arada. Bir kasenin içine 4 yemek kaşığı salamura tuzu alıyorum. 4 tatlı kaşığı da limon tuzu ilave ediyorum içine. Oda sıcaklığında su koyuyorum üstüne. Eriyene kadar karıştıracağım. Şimdi tuzlu suyu kavanozlara paylaştıracağım. Ve son olarak ağızlarına kadar suyla dolduruyorum. Oda sıcaklığında içme suyu kullanıyorum. Bu arada acılı seviyorsanız yine içlerine 4-5 adet acı biber atabilirsiniz. Acı kırmızı sivri biberlerden. Kapaklarını kapatıyorum. Evin en serin yerine kaldıracağım. Bir dolabın içerisine güneş görmeyecek şekilde. 20 gün kadar bekleteceğim ama her gün kapağını açıp karıştıracağım. Bugün şalgamın 7. günü yine açıp karıştıracağım. Artık gerçekten şalgam diyebileceğim hale gelmeye başladı. Kokusu tadı değişmeye başladı. Aşağıdan yukarı doğru hava kabarcıkları çıkıyor. Bu asiditesinin arttığı anlamına geliyor. Karıştırdığım zaman ya da kapağını açtığım zaman daha fazla görünecektir. Videoya yansıyacak mı emin değilim tabii. Şuralarda görünüyor mesela. Bunu görmeniz oldukça önemli çünkü bu şalgamın olmaya başladığı anlamına geliyor. Görmediğiniz takdirde de endişelenmeyin. Bunun olma süresi değişecektir. Her zaman 7. günde, 6. günde olacak diye bir şey değil. Hava koşullarına göre, oda sıcaklığına göre mutlaka değişecektir bu. Karıştırıyorum şimdi. Bu arada bu aşamada üzerinde beyaz beyaz bir tabaka görebilirsiniz. Normalde bu civarda oluyordu benim o tabakalanmam. Ama artık havalar düzelmeye başladığı için kaloriferi kapattık. Ev sıcaklığı biraz daha düşük kışa göre. O yüzden bu kadar gecikti ya da belki de hiç olmayacak. Duruma göre değişebilir bu. İlla ki beyaz bir tabaka görmeniz gerekiyor ya da görmemeniz gerekiyor gibi bir şey yok. Eğer bu tabakayı görürseniz endişelenmeyin. Sadece karıştırın ki o tabaka üzerinde sabit bir şekilde kalmasın. Sabit bir şekilde kalırsa bekledikçe orası küflenebilir. Küflendiği zaman üzerinde yeşil ya da mavimsi tüylü bir tabaka görürsünüz. Bu şalgam bozulduğu anlamına geliyor. Atmanız gerekiyor. Bu arada yaparken biber koymamıştım. Sonradan içime sinmedi. Biz acılı seviyoruz çünkü. Evde yoktu ilk yaptığımda. Sonradan alıp ekledim. Yaptıktan sonra istediğiniz zaman biberi ekleyebilirsiniz. Bu arada en başta eklemek zorunda değilsiniz. Şimdi kapaklarını kapatıyorum. Bir 15 gün daha böyle her gün çıkarıp karıştırarak olmasını bekleyeceğim. Şalgamım hazır. Kapağını açıyorum. 20 gün demiştim ama benimkisi yaklaşık 25 gün civarında bekledi. En az 20 gün olarak düşünebilirsiniz bunu. Devamında bekletmesi size kalmış. Üzerinde beyazlıklar oluştu. Ev yapımı turşularda da bu beyazlığı görürsünüz. Ama görmeyebilirsiniz. Bakterilerle oluşan bir içecek şalgam. Turşu da aynı şekilde bakterilerle oluşan bir yiyecek. Bakterileri de kontrol edemediğimiz için ne zaman ne olacağını bilemeyiz. Bozulabilir bu arada şalgamınız. Bozulduğunu çok rahat anlarsınız kokusundan ve üzerindeki bu beyazlık biraz daha fazla olur ve o beyazlığın üzerinde bir de yeşilimsi, grimsi, tüylü
yaratıklar olur, o bozulduğu anlamına geliyor. Sakın ola ki burasını atayım da altındakini içeyim falan demeyin. Komple atın, bozulmuşsa bozulmuştur. Hayatınızı, sağlığınızı riske atmayın. Bu arada iki kavanozla başlamıştık. Şu an bir tane kavanoz var elimizde. Çünkü bir tanesini ben yere düşürdüm ve kırdım. Epey acıklı bir hikayesi var. Instagram'da anlatmıştım daha önce. Hala takip etmiyorsanız Kevser'in Mutfağı kullanıcı adıyla bulabilirsiniz bu arada Instagram'da beni. Orada bu tür küçük başıma gelen olaylardan da bahsediyorum. Neyse, daha fazla girmek istemiyorum bu konuya. Şimdi şalgamın süzüm aşamasına geçeceğiz. Bence en keyifli aşaması, artık o kadar bekledikten sonra verdiğimiz emeğin karşılığını alacağız. Tüm malzemeleri sığacağı büyüklükte bir kabın içerisine şöyle bir tülbent yerleştirdim. Bu arada beyaz, aman Allah'ım mahvolacak falan diye düşünmeyin. Şalgam garip bir şekilde leke bırakmıyor. Suyla yıkadığınızda bile çıkıyor lekesi. Boşa atıyorum şalgamı. Suyunun süzülmesi yeterli. Şu dibinde kalan kakını dökmemize gerek yok. Süzdüğüm şalgamı dar boğazlı şişelere alıyorum. Şalgam suyumuz hazır. 4 litrelik bir kavanozdan yaklaşık 2,5 litre şalgam suyu elde ettim. Bu arada hatırlatmam gereken birkaç şey var. Nasıl ki üzerindeki beyazlık miktarı, şekli vesaire değişebiliyor, bunun yanı sıra şalgamın rengi, kokusu ve tadı her seferinde değişecektir. Suç yine tabii ki bakterilerin, suç demeyelim, bakterilerden kaynaklı olarak. Bakterilerle oluşan bir içecek olduğu için ve biz bakterileri kontrol edemediğimiz için bu söylediğim şeyler her seferinde değişecektir. O yüzden işte geçen sefer şöyle oldu, şimdi niye böyle oldu diye düşünmeyin. Bu gayet normal. Yapım aşamalarında bahsetmiştim bunlardan aslında ama yine tekrar söylemeden geçemeyeceğim. Şalgamınızı mutlaka her gün açıp karıştırın. Eğer karıştırmazsanız üzerindeki beyazlık çok fazla birikecektir ve onun üzerinde yeşil küflenmeler oluşacaktır. Bu da hem emeğinizin hem de malzemelerin boşa gitmesi anlamına geliyor. Yazık etmeyin. Bunun dışında şalgamınızı beklettiğiniz oda sıcaklığı oldukça önemli. Eğer çok sıcaksa, örneğin yazın çok sıcak bir dönemde yapıyorsanız buzdolabına koyabilirsiniz zaman zaman. Ya da kışın kaloriferden ya da ısı kaynağından dolayı çok sıcak oluyorsa oda, balkona ya da camın bir köşesine koyabilirsiniz. Olabildiğince serin olması gerekiyor. Çok sıcak olursa istemediğimiz bakteriler çoğalacaktır ve şalgam çok kısa sürede bozulacaktır. Aksi şekilde çok soğuk olursa da eğer, istediğimiz bakteriler üremeyeceği için şalgam olmayacaktır. O yüzden oda sıcaklığını dengelemeniz oldukça önemli. Biraz da saklama koşullarından bahsedelim. Ben buzdolabında saklıyorum. Bugüne kadar yaklaşık 1,5 ay buzdolabında beklettim ve sorunsuz olarak tüketebildik 1,5 ay sonunda. Daha fazla ne kadar uzun süre saklanabilir denemediğim için bir şey söyleyemiyorum açıkçası ama 1,5 ay gayet iyi bir saklama süresi diye düşünüyorum. Buzdolabında değil de dışarıda bekletsek nasıl olur diyorsanız ondan da emin değilim. Dışarıda hiç bekletmedim ama buzdolabı soğukluğuna yakın bir ısı alanınız varsa eğer orada da bekletebilirsiniz bana kalırsa. Şimdilik aklıma gelenler bunlar. Sizin aklınıza takılan bir şey olursa ya da yapım aşamasında karşılaştığınız problemler olursa yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.